da diyor ki Türkiye'nin büyümesi 5 puan. Bu 5 puanın ikisi tüketimden geliyor. Bu 5 puanın ikisi inşaattan geliyor. Sadece 1 puan üretimden geliyor. Siz biraz önce dediniz ya tüketim diye. Nasıl tüketimi arttırdık biz böyle? Şu Kredi andaki garanti fonu neydi? tabii, kredi kartı falan. Tabii kredi kartlarının şişirilmesi neydi? 420 milyar dolar dış borç içeride hangi yatırımlara gitti, nereye gitti? Merkez Bankası'nın 180 milyar doları ne için harcandı? Piyasada doları ucuz tutmak yani tüketim için harcandı. Bütün bunların konuşulması lazım. Ama bütün bunları konuşmak yerine neyi konuştuğumuz belli. Yani bazen emin olun kahroluyorum. Tipik bir az gelişmiş ülke tarzı. Kavgaları yoğun ama rasyonel programları zayıf kalan bir ülke. Evet. Bu Türkiye'nin belki şeyi bu. Yani AK Parti iktidarının ikinci 10 yılı. İkinci 10 yıl. Hadi ikinci 10 yılın tamamı demeyelim ama özellikle başkanlık sistemi dönemi tamamen bundan ibaret. 2014-2015'ten sonra evet, hızlandı. Buna başladı. O yani merkez yönetim, otoriter yönetim, Erdoğan'ın daha çok tek karar verici olma eğilimi, onun üzerine bir şahsın üzerinde taşınmaz bir yük, ağırlık oluşturdu. Türkiye'de büyük kayıplar, Türkiye için büyük kayıplar oluştu. Şimdi insanlar şöyle diyebilirler, yani onu da görüyorum etrafta, özellikle AK Parti müdafaa saadetinde. Ya dünyanın her tarafında kriz var. Evet bizde de var. Zaman zaman Sayın Erdoğan da enflasyon Bunu sorunumuz çok var diyor. söylüyorlar, evet. Evet. Ama dış politikada süperiz. Dış politikada vurdum. Zannediyorlar. Ya dış politika ekonomiden daha kötü. Yani şöyle düşün. Yani bu çok Dış basit. politika ekonomiden daha kötü. Daha Haklısınız. kötü. Daha kötü. Haklısınız. Zaten dış politikası iyi olan bir ülkenin ekonomisi böyle olmaz. Yani Olmaz. bu çok basit bir korelasyon. Çok çok öyle. Yani bu ekonomi kötü mü? Yani o zaman bütün üniteler kötüdür. Ekonomi sürekli kötüyse, arızi bir kötülük olursa başka bir sorun. Ama bizim ekonomik krize girişimiz pandemiden önce, Türkiye 128 milyar doları pandemiden önce satmaya başladı. Ve şu anda 203 milyar dolara çıktı o 128 milyar dolar. Yani denetim olmadığı için, iktidar gücünü durduracak bir hukuki bir engel olmadığı için yanlışla ısrar etme imtiyazı var iktidarın. Şu anda yanlış devam ediyor. Yarın bir gün iktidarda kalırsa AK Parti kendi üzerine düşecek o yanlış ya da başkası iktidara gelirse o ödeyecek bedelini. Ama topyekun Türkiye bunu ödeyecek. Şimdi bu tablo içerisinde şimdi dış politika daha kötü. Dış politikada girip de karlı çıktığımız bir dosya yok. Çok Yani vahim. Evet. Şu gir Yunanistan'a bak. evet Yunanistan'ı bir nevi ayağa kaldırdık. Haklı olduğumuz bir dava üstelik. Hep Evet. Evet. söylüyoruz bu programda değil mi? Yani Türkiye'nin en Çok haklı olduğu haklı dış oldu politika da. Evet. dosyası. Yani Ege'de çok haklı olduğumuz bir dosyada sırf hamaset ve içeriye doğru konuştuğumuz için, iç politikaya konuştuğumuz için adamlara dünyaları verdik. Rum kesiminin ambargosu kalktı. Amerika Rum askerlerini eğitmeye başlıyor. eğitmeye onu geçtim. O artık uçak filosunu F-35